Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu iki renkten size bugün sıralı bir model hazırlayacağız. Şöyle çikolata renginde fakat ışıktan dolayı rengi pek belli olmayan çok tatlı arkadaşlar bir kahverengi yemenimiz var tek renk buna sizle beraber bir zincir oyası başlayacağız arkadaşlar Evet şöyle ipimi tığıma zincir çekerek tutturdum yapmış olduğumuz bu tığ battılar arkadaşlar üçer zincirli bu modelin özelliği böyle iri bir şekilde tığ battılar hazırlamak arkadaşlar. Çünkü eğer iri olmazsa sıkı olursa marullanma yapar. Veyahut da iki tane tığ battı atlarsanız aynı irilikte olur. Eğer yapılmış elinizde sıkı bir tığ battınız varsa bu modeli yapmak istiyorsanız iki tane atlayın artık yapacak bir şey yok. Ama bundan bile daha iriydi düşünün bu üçer zincirli iri tığ battımdan daha iri bir tığ battıydı. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek modelimizin yapımına başlıyorum. İpimi çok güzel esnettim. İlk şart olarak şöyle rastik gibi iyice en son gerilme noktasına kadar gerdirdim. Şöyle biliyorsunuz çeke çek esnettim. Ve bir de arkadaşlar ikincisi zincirlerini sıkı çekmek. Zaten ipi esnetince inceler. Yani <laughs> zincirler hem zarif duruyor arkadaşlar hem de bu şekilde sert bir görünümü oluyor. 3 4 5 6 7 8 9 Yani sadece sıkı çekmek yetmiyor. İpin de ince olması gerek zariflik için. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine bu 9 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Yine 9 zincir çekiyorum. 6 7 8 9 yani dibine zincirin iyice oturduğuna emin olursanız zinciriniz sıkı çekilmiş demektir. Bir defa tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bakın. Yavaş göstereyim. 1, 2, 3. Şunun dibini iyice oturtuyorum. Son noktasına kadar. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zinciri çektim. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine 9 zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Bir tane tığ battımı yine bırakıp ikinci tığ battıma 9 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıyorum. İkinci tığ battıma kapatıyorum yine 9 zincir 6 7 8 ve 9 bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine bu şekilde sabitliyorum Evet arkadaşlar zincir çekmeyi bilen herkes şöyle bu şekilde bakın yuvalar oluşuyor bu modeli yapabilir yeter ki sadece zincir çekmeyi bilsin şöyle birinci sıramız bu şekilde devam ediyor Evet arkadaşlar şöyle ikinci sıra için bu dokuz zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledik bakın zincirimizin tam orta noktasından ipimizi sık iğne ile tutturduk dört tane zincir çekiyorum ve yuvamın içine girip buraya sık iğne ile sabitliyorum dört zincirden buraya bir tane tomurcuk yaptım 7 tane zincir çekiyorum. Bu iki, ikinci sıra önemli arkadaşlar. Şöyle fazla marullanmadan düzgün bir kalıp gibi yapmak için zincir sayıları da bakın aynı dikkat ederseniz bu şekilde güzel olur inşallah. 4 zincirimi çekiyorum. Yaptığım sık iğnenin yanına bu 4 zincirimi de sık iğne ile kapatıyorum. Yine 7 zincirimi çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı sıradaki yuvamın tam orta noktasından sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitleyip üzerine 4 tane bu şekilde zincir çekiyorum. Kapattım burayı. Evet şöyle arkadaşlar bir bakalım. Bakın 7 zincir iyi geldi. Yaptığınız işe de şöyle arkadan kontrol ederseniz ne yaptık diye. Bu şekilde güzel bir şöyle duruşlu bir işimiz olur inşallah. Evet. Bu iki sıra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 7 tane zincir çekelim. Sıradaki yuvamın tam orta noktasına sık iğne ile sabitledim. Ve yine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 7 tane zincir tam orta noktasından 7 zincirimi kapatıp köprü oluşturuyorum 4 zincir 4 zincirden tomurcuk 7 zincirden de köprü yaparak ikinci sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz sıradaki ruamızın içine girip sabitleyelim. 2 3 4 5 6 ve 7. Sabitledim. Evet arkadaşlar, biraz ben bu şekilde yapayım ikinci sırayı da. Bakın 7 zincir köprümüz için 4 zincirde tomurcuğumuz için 2, sı 2. sıramız bu şekilde devam ediyor. Bunu biraz yapıp 3. sırayı beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle 3. sıramız için bu 7 zincirimizin tam orta noktasından sık iğne ile sabitliyorum ipimi. Yine ipimi çok güzel esnettim. incelttim arkadaşlar. Sıkı sıkı Buraya 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9. Bakın bu sıramız ilk birinci yaptığımız sırayla birebir aynısı arkadaşlar. Şöyle 9 zincirimi sık iğne ile buraya bu şekilde sabitliyorum. Sıkı bir şekilde bol olmaması için. Yine 9 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen bu şekilde sık iğne ile sabitleyip şöyle gözüksün yavaş bir şekilde nasıl sık iğne ile kapattığını görün arkadaşlar bakın bu oyadan özelliği arkadaşlar şu yaptığımız şöyle bombili duracak elinizle şöyle düzelttiğinizde şu güzel bombilik oluşuyorsa oyanız tamam demektir geridirmiyor şöyle dümdüz olmayacak hafif yukarı şöyle şapkalı duracak arkadaşlar bakın bazı oyalar kolay ama bazı kuralları var. İlk kuralı şöyle bu oyanın 3 zincirli iri bir tığ yapmak. İkincisi ipi güzel bir esnetip sıkı sıkı zincirler çekmek arkadaşlar. O şekil yapılırsa kalıp gibi istediğiniz gibi olur. Aa zincir osayımız kolaymış da hani tamam kolay da bunun da bir püf noktaları var. Ona göre yapılırsa daha güzel olur. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi bakın tam orta noktasına bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Yani bu inceliği ve zarafeti veren biraz da sizin arkadaşlar özenmeniz. Özenerek yapmanız. Mesela bu sık iğneyi sıkı bir şekilde kapatmak daha kalıp gibi durduracaktır. Evet, 9 zincirimi kapatıyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum yine 9 zincir 6 7 8 ve 9 bu köprülerin arasından girerek bu şekilde 9 zincirden oluşan köprüler yapmak 5 6 7 8 9 Evet sıradaki köprümüzün içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın. Evet şöyle bililiği elinizle düzelttiğiniz zaman veriyorsa böyle şapka gibi görünüyorsa arkadaşlar o zaman işiniz güzel bir şekilde oluyor demektir ee, bu şekilde düzeltip sonra bakın şöyle bombililik Evet bu şekilde 3. sıramız devam edecek arkadaşlar yine 9 tane zincirimi çekiyorum. Sıkı bir şekilde buraya sık iğne ile 9 zincirimi sabitliyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen kapatıyorum. Bakın bu şekilde sabit. 6, 7, 8 ve 9. Hemen sıradaki yuvanın içine girip 9 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde son sıramızda devam edecek. Geri kalan kısmı tamamlayıp hemen bitmiş haline bakalım. Evet arkadaşlar. Modelimizin bitmiş hali bakın bu şekilde oluyor. Şöyle yapımı kolay. Sadece dediğim gibi zincir bilen herkes bu modeli yapabilir arkadaşlar. Şu tomurcuk kısmı da aynı boncuk gibi çok hoş duruyor bakın arkadaşlar bunu siyah üzeri kırmızı ile yapacaktım şu e, kremlerin yerini kırmızı yapacaktım siyah tülbent üzerine ama unutup bu şekilde kahverengiyle yaptım arkadaşlar kahverengi de fena durmadı güzel durdu sanırsam arkadaşlar şöyle bir de tülbente mi koysak şöyle aç bakış açısından şekilde el ütüsü yaptım arkadaşlar. Şöyle bir elimle düzelterek. Şunları zaten şöyle kahverengileri birleştirince güzel bir görüntü çıkıyor. Evet. Modelimiz bu. Çıtı bıtı. Böyle boncuk oyası gibi oldu arkadaşlar. Siz emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.